Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Alışık olduğunuz üzere Naçizane kanalımda dersler yapıyorum. Gücüm yettiğince, aklım erdiğince ihtiyacı olan başta öğrencilerime ve konuya ilgi duyanlara biriktirebildiğim bilgilerimi aktarmaya ve onlarla paylaşmaya gayret sarf ediyorum. Ve bunu ömrüm olduğunca sürdürmeyi, bu ekranlar vasıtasıyla ilim ehli, ilme İştiyakı olan, ilim öğrenmek isteyen herkesle buluşmayı ve onlarla bildiklerimi paylaşmayı inşallah sürdüreceğim. Yapmış olduğum belli ders alanlarım var. Bunları zaten biliyorsunuz. Bundan sonra zaman zaman farklı hususlarda, farklı alanlarda yeni ders inşallah halkaları oluşturmayı düşünüyorum. Gücüm el verdiği ölçüde bunları da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bugün huzurlarınıza ülkemizde özellikle son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz, kendisinin de hayatta olduğu Yüce Mevla'dan hayırlı, bereketli, sağlık içinde uzun ömürler dilediğim, normal olarak kendisinin beyanıyla adı Abdurrahman, soyadı da Taha olan Abdurrahman Taha. Ama ülkemizde özellikle çevrilen kitaplarının üzerindeki Galat-ı meşhur haline dönüşmüş olan adıyla Taha Abdurrahman, üstadın eserlerindeki temel fikirlerine yönelik bir dizi eleştiride, tahkikte bulunmak istiyorum. Bu bir tenkit değil, bir tahkiktir. Eleştiriyi bilimsel anlamda biz bu manada kullanırız. Bu itibarla yapacağım konuşma, bundan sonra yapacaklarım bir dizi konuşma serisinin ilkini oluşturacak. Normalde daha sonra yine kanalımda farklı başlık altında çağımıza ışık tutmaya çalışan düşünce insanlarının eserlerinden belki de bazılarını tamamıyla okuyarak İngilizcesinden ve Arapçasından sizlerle onların düşüncelerini paylaşmayı da düşünüyorum. Genel olarak da tavrım böyledir. Kendim için yararlı bulduğum, düşüncelerimin olgunlaşmasına katkı sağladığına inandığım ilim insanlarının bize miras bıraktıkları eserlerini siz değerli izleyenlerim ve sevgili öğrencilerimle paylaşmak benim için bir kutsal görev gibidir. Bu defa Taha Abdurrahman üzerinden bir tahkik ve bir eleştiri sohbetleri dizisi yapmayı düşünüyorum. Bunun birkaç tane önemli nedeni var. Bunları sizinle paylaşmadan konuya girmem uygun olmaz. Birincisi,
epeyce bir zamandır Taha Abdurrahman'ın gerek Türkçe'ye çevrilmiş eserlerinden, gerekse çevrilmemiş olan eserlerini, ki Türkiye'de çevrilmeden önce de bu eserlerin orijinallerinden haberdar olan bir akademisyenim. Bir kısım mütalaalarımı yazmayı, yazılı olarak neşretmeyi de daha önce düşünmüştüm. Ancak şartlar buna imkan vermediği için bugün bunları sözlü olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Çevrilen eserleri ve hakkında yapılan konuşmalar, düzenlenen programlar itibariyle Taha Abdurrahman başta ülkemiz olmak üzere İslam dünyasında bir ölçüde can kurtaran simidi gibi yeniden kalkınabilmemizin, bir anlamda aydınlanmamızın öncülerinden, fikir insanlarından birisi olarak takdim edilmekte ve eserleri de bu amaçla Türkçe'ye süratle çevrilmektedir. Ben hususan kendisini çok sevdiğim, eserleri Türkçe çevrilmeden önce tanıdığım ve İngilizcesinden epeyce bir makalesini okuyarak son derece istifade ettiğim, gerçekten özellikle İslam hukuku açısından, Veyl bin Hallak'ın bu eseri, Taha Abdurrahman'ın modernitenin ruhuna ilişkin eserleri ve diğerlerinden de hareket ederek bu konuda modernitenin reformu, Abdurrahman Taha'nın felsefesinde ahlak ve yeni insan başlığıyla bu eseri okuyunca böyle bir konuşma ve benzeri yapacağım inşallah, kısmet olursa konuşmaları yapmanın benim için vazgeçilmez bir görev haline geldiği kanaatine ulaştım. Sebebi şu: Veyl bin Hallak Abdurrahman Taha'nın eserlerini değerlendirme, kısmen eleştiri getirme amacıyla yazmış olduğu bu eserinde kale alınır bir eleştirisini söylemek zor. Ama Taha Abdurrahman üzerinden inanılmaz ölçüde, hatta tırnak içinde, affınıza ve hoşgörünüze sığınarak ifade ediyorum, yenilir yutulur gibi olmayacak ölçüde merhum Muhammed Abid el-Cabiri eleştirisini gördüm. Okuduğunuzda siz de bunu görebileceksiniz zaten. 20 yılın epeyce üzerinde bir zamandan beri, akademik hayatımın son 20 yılının epeyce bir zaman üzerinde Cabiri üzerine neredeyse tırnak içinde Cabiri uzmanı sayılacak ölçüde yazmış, okumuş, incelemiş, dersler vermiş biri olarak hem Taha Abdurrahman'ın hem de Veyl bin Hallak'ın bu tür hakarete varacak ölçüde Cabiri eleştirileri benim şu anda hayatta olmayan Cabiri'nin düşüncelerine karşı yapılmış olan bu karşı tavrın
karşısında sessiz kalmam söz konusu olamazdı. Bu itibarla merhumun düşüncelerini çok yakından bilen birisi olarak ilerleyen konuşmalarımda bu hususta ne kadar yanıldıklarını da ayrıca göstermeye çalışacağım. Fakat bugünkü konuşmam bir Cabiri savunması değil. Hem bu konuşma eleştiri dizisinin ilki olacak olan bu konuşmamda doğrudan Taha Abdurrahman'ın görüşleri ve felsefesi üzerinde duracağım. Veil bin Hallak eserinde altını çizerek müteaddit defalar bir Cabiri olmasaydı Taha Abdurrahman diye biri ortada olamazdı. Çünkü Taha Abdurrahman'ın varlık zemini Cabiri eleştirisidir der haklı olarak. Zaman zaman açık, zaman zaman örtük biçimde Taha Abdurrahman tüm eserlerinde ortaya koyduğu düşünce ve fikirleri itibariyle adeta Cabiri ak demişse o kara demeye, kara demişse ak demeye çalışan bir duruşunun olduğu ve kendisini böyle konumlandırdı. Veil bin Hallak'ın da teyidi ve itirafıyla sabittir. Peki ilerleyen bölümlerde bunları ayrı bölümler olarak ele alıp üzerinde inşallah duracağım. Cabiri'nin projesinde böyle bir eleştiriyi hak eden nelerinin olup olmadığını ki Cabiri okumaları dersimizin neredeyse 9 bölümünü tamamladım. İnşallah bu daha da uzun süren bölümler halinde Cabiri okumalarımıza devam edeceğiz. Bunu bir Cabiri savunusu olarak yapmıyorum. Çünkü Cabiri eserleriyle çağımıza iz bırakıp gitmiş bir ilim ve tefekkür insanıdır. Eserleri onu savunur, bana ihtiyaç yok zaten. Ama ben o düşünceyi ve tefekkürü yakından bilen bir akademisyen olarak akademik ahlakın bir gereği gördüğüm haksız bir eleştiri karşısında bu haklı bir tenkit değildir demek gibi bir görevimin olduğunu da bilincindeyim. Konuya şuradan müsaadenizle girmek istiyorum. Taha Abdurrahman hemşerisi merhum Cabiri ve günümüzde özellikle Türkiye'de son hemen hemen işte 40-50 yıl diyelim yarım asra yakın bir sürede etkinliği olan ne kadar Müslüman düşünür, mütefekkir varsa bunların ortak bir özellikleri var. Bu ortak özellikleri hepsi de işgal edilmiş sömürge ülkelerin coğrafyasında doğup büyümüş ve kendilerini ve ülkelerini sömüren ülkelerin üniversitelerinde okumuş, çalışmalar yapmış bilim insanlarıdır. Hint alt kıtasından başlayın, Kuzey Afrika Müslüman ülkelerine, Mağrip ülkelerine kadar aklınıza gelen bu coğrafyada yetişmiş ne kadar mütefekkir varsa Fazlur Rahman'dan Arkaon'a, Cabiri'ye, Taha Abdurrahman'a, Ebu Zeyd'e, Taha Hüseyin'e aklınıza gelen
tüm isimlere. Bakın, ortak bir karakterleri var. Bu da sömürülmüş coğrafyanın içinde doğmuş, orada büyümüş, ilk bilinç ve akıl yapılanmalarını bu dünyada elde etmiş, sonra bu öteki olan sömürenlerle bizzat onların kendi ülkelerinde yaşayarak karşılaşmış, tanışmış insanlar. Peki buradan nereye gelmek istiyorum? Bu tür coğrafyada doğup büyüyen, yetişen mütefekkirlerin birbirine zıt, birbirinden farklı iki karakterleri ön plana çıkar. Birisi aşırı derecede Batı'yı önemser, Batı'nın geldiği yeri önemser, Batı'nın bu yere nasıl geldiğini epistemolojik enstrüman ve araçsal olarak onu oraya taşıyan unsurları önemser, benimser, onu ön plana çıkarır. Cabiri'yi buraya konumlandırabiliriz benzerleriyle birlikte. Bir kısmı da bütünüyle düşmanca bir ötekileştirme üzerinden tırnak içinde Batı deyince onu bir şerri mutlak haline getirip adeta şeytanla özdeşleştiren bir perspektif üzerinden bakar ve bütün söylemi Batı'nın ötekiliği, kötülüğü, şeytanlığı ve olumsuz özellikleridir. Taha Abdurrahman'ı da bunun tam merkezine koyabiliriz. İkisi de doğru halet-i ruhiye değil. İkisi de sağlıklı değil. Bunu ülkemizden yurt dışına master ve doktora yapmak üzere giden ve dönen akademisyenlerde de gözlemlemek mümkün. Kimisi aşırı derecede hayran, kimisi de tepeden tırnağa nefret dolu olarak ülkemize geri döndüklerini söyleyebiliriz. Sağlıklı düşünebilmenin önüne geçen bu psikolojik arka plan, sözünü ettiğim bu ünlü mütefekkirlerimizin eserlerinde, konuşmalarında, bize miras bıraktıkları her şeylerinde, bazılarında satırların içinde, bazılarında satır aralarında, bazılarında satır arkasında, bazılarını da daha arka planda, geri planda görmek ve gözlemlemek mümkündür. Bu itibarla Cabir'i hiç gizlemeksizin Batı aydınlanmasındaki aklın rolünü önemser, İslam dünyasının özellikle İbn-i Rüşd üzerinden bugüne kaybettiği bir zaman aralığını, bir boşluğu dile getirir. Bunun yeniden akla dönüşle mümkün olacağını söyler. Aynı söylemi Hasan Hanefi'de görmek mümkündür. Ebu Zeyd'de görmek mümkündür. Ve Batı'nın kendi tarihi içindeki aydınlanmasında aklın üstlendiği rolün bir benzerini Müslüman gelenekte, özellikle de Arap İslam geleneğinde bunu böyle bir aklın yeniden üstlenebilmesinin imkanlarını arar epistemolojik olarak.
Cabiri'nin bütün projesinin özünde yatan budur. Akıl temelli ve akıl üzerinden aydınlanmış bir İslam dünyası hayali vardır. Bunu projelendirmek ister ve bunu projelendirirken Batı'da beslendiği tüm kaynakların hiçbirini örtmeksizin gayet açık, net, hangi kavramı kimden aldığını belirterek, bu kavramları hangi anlamda kullandığının altını çizerek eserlerinde bir proje ortaya koyar ve bu projesinde çağdaşlarından hemen hemen önemli ölçüde ön plana çıkabilecek kadar gerek bizim kendi kültürümüze ait kavramları gerekse Batı'dan ödünç olarak aldığı kavramları doğru biçimde, anlaşılır biçimde açıkça ortaya koyabilmeyi başarmış nadir mütefekkirlerden biridir Cabiri Merhum. Bana hiçbir eserinde müphem kalmış, muğlak kalmış, ancak kendisini diriltip de sormak suretiyle anlamını anlayabileceğimizi söyleyeceğiniz bir kavram ne Batı'ya ait ne bizim kendi geleneğimize ait bir kavram gösterebilirsiniz. Ama Taha Abdurrahman'ı okumaya başladığınızda tam bir kavram mübhematı içerisine düştüğünüzü, bu müphem kavramların muğlaklığı ve bulanıklığının oluşturduğu atmosferde yönünüzü, hedefinizi kaybettiğinizi hissedersiniz. Ki ben bunları ileriki konuşmalarımda kavram kavram, bölüm bölüm sizlerle paylaşacağım. Hatta mübalağa ediyor olduğumu düşünmeyin lütfen. Veil bin Hallak'ın itirafıyla Taha Abdurrahman demek, Cabiri eleştirisi demek olarak değerlendirdiğimizde ben de haklı olarak şunu çok rahatlıkla söyleyebileceğimi düşünüyorum. Cabiri merhum ne kadar açık, net kavramları kullanarak bir proje ortaya koymuşsa, Taha Abdurrahman aynı ölçüde müphem ve muğlak kavramlar ile tırnak içinde güya bir proje ortaya koymuştur. Güya bir proje diyorum çünkü az sonra giriş olarak ele alacağım kendi paragraflarının üzerinden yapacağım konuşmada bunun bir proje olarak görülme imkanının neredeyse imkansız olduğunu bile söylemek mümkündür diyeceğim. Çünkü özellikle insanlığın geldiği bu yüzyıl içinde dinlerin ve dinlere benzer manevi ve mistik geleneklerin karşı karşıya kaldıkları maddeci, materyalist, seküler dünya görüşleri karşısında yeni bir söylem, yeni bir projeyle dini, ruhaniyeti, maneviyatı ön plana çıkaran, tırnak içinde kendisine isnat edildiği ve eserlerinde de onu görmek mümkün. Özünde sufice, tasavvufi bir perspektifle insanı yeniden tanımlayarak, insanı yeniden konumlandırarak,
tabir yerindeyse, yeni bir İbn Arabi bakış açısıyla insana bir yer, insana bir konum belirlemek statüsünde görülen çalışmaları ve zat-ı âlileri hiç de bunu başarabilir görünmemekte ve böyle bir tefekkürün ve böyle bir efendim düşüncenin etkileyici bir biçimde Cabiri'yi de gördüğümüz ölçüde ortaya konulabildiğini görmediğimizi söylemek istiyorum. Şimdi bu mukaddimeden sonra Taha Abdurrahman'ın özellikle akıl karşıtı söylemi bu eserinde Türkçe'de çevrildi. Bunu inşallah ileride onun akla yönelik Türkçelerini esas alıyorum. Çünkü genel dinleyicimiz Türkçelerinden okuyabilme durumunda oldukları için dini amel ve aklın yenilenmesi olarak Türkçe çevrilen eserinde akılla ilgili kavramlardaki problemlere özel bir inşallah oturumda değineceğim ve ne tür problemleri bu kavramların var onları sizlerle paylaşacağım. Bugünkü oturumumda iki önemli eserinden birer paragraf sizlerle paylaşacağım ve bu paragraflar üzerinden Taha Abdurrahman'ın düşüncelerinin ve fikirlerinin ne ölçüde dikkate almamızı gerektirdiğini ve bu düşünce ve fikirlerin başta ülkemiz insanı olmak üzere Müslüman dünyada dinle ilgilenen ve din üzerine düşünen insanlar için nasıl bir karşılığa sahip olduğunun altını çizmeye çalışacağım. Ahlak sorunsalı olarak Türkçe'ye kazandırılan eseri, buradan bir paragraf. Sizlerle paylaşacağım, birazdan ekrana yansıtacağım. Bir de bu son derece özellikle eserin Türkçe'ye kazandırılması konusunda Soner Gündüzöz, değerli akademisyen hocamızı tebrik etmek istiyorum. Gerçekten telif gibi mükemmel bir çeviri yapmış. Bu eserinden yine bir paragrafı sizinle paylaşacağım ve üzerinde durmaya çalışacağım bu iki paragraftan hareketle. Peki bu iki paragraftan hareketle üzerinde duracağım konuları müsaadenizle hemen başlayalım ekran paylaşımıyla. Paragrafları görelim, sonra onlar üzerinden konuyu el alıp inceleyelim. Bu paylaştığımız paragraf gördüğünüz üzere değerli izleyenler, bunu bir sonraki paylaşmam gereken ekrandı. Onu bununla değiştirmem gerekiyor. Bir dakika izninizi rica ediyorum.
Evet. Bunu paylaşacağım. Biraz efendim sizi beklettiğim için beni hoş görün lütfen. Burada insan ile hayvanın birbirinden ayırt edildiğine ilişkin bir paragraf okuyacağız. Aklın eleştirisine yönelik önemli bir paragraf bu. Taha Abdurrahman'ın bir ahlak filozofu olarak öne çıktığı, öyle ünlendiği, eserlerinde de bunu kendi ifadeleriyle dile getirdiği özelliğini dikkate alırsak bu paragraf son derece önemli. Birlikte okuyalım. Diyor ki, aklın insanlık ile hayvanlığı birbirinden ayıran sınır olduğu düşüncesi yanlış olduğuna göre, çünkü bundan önceki paragraflarda, sayfalarda bunu söylüyor. İnsanı aklı üzerinden, yani mantıktaki, birazdan detaylıca konuşacağım, mantıktaki tanımı üzere insanı hayvanın natık olarak düşünen akıl sahibi varlık olarak tanımlamanın yanlış olduğunu, söz konusu ayırt edici sınırın, ki buna mantıkta fasıl diyoruz, birazdan üzerinde duracağız, bu sınırın insanın bu dünyada iyilik ve doğruluğu, ahirette ise kurtuluşu ararken kendisinin zararına dönmeyecek, yine yapıldığında fayda sağlaması, terk edildiğinde zarar doğurması hususunda şüphenin oluşmayacağı bir şey olması gerekir. Bu şey de iyiliğin kendisini talep etme ilkesinden başka değildir ki biz ona ahlaklılık adını veriyoruz. Şu halde insanın sınırını hayvanın sınırından ayıran şey sadece ahlaklılıktır. Şüphesiz hayvan kendi yaşamında aklını kullanarak rızkına ulaşmaya çalışır. Ama iyiliğe ulaşmak için çalışmaz. Buranın altını çizmişim, renklendirmişim, görüyorsunuz. Ki bütün kitaplarını bu şekilde inceledim, okudum böyle. O halde ahlaklılık, insanın ahlaklı bir varlık olması bakımından bütün niteliklerinin kendisinden dallanıp budaklandığı bir köktür, temeldir. Buna karşın insanla ilişkilendirilmeyi hak eden aklın bu ahlaki temele bağlı bulunması gerekir diye devam ediyor. Şimdi biz buradan bu paragrafa ihtiyaç olduğunda yeniden dönmek üzere müsaadenizle. Genel olarak kullandığım tahtamıza dönelim. Bu paragraflara ihtiyaç olduğunda yeniden dönebileceğiz. Taha Abdurrahman eleştirisi bir başlıklı bu konuşmada. Biraz uzunca bir giriş yaptım. Beni hoş görmüşsünüzdür umarım. Çünkü neden böyle bir konuşma ihtiyacı hissettim, bunu açıklamam gerekiyordu. Şimdi de doğrudan konuya giriyoruz. Burada iki önemli sorunun, bu ayet-i kerime üzerinde birazdan duracağımız için onu buraya yapıştırdım. İki temel sorunun üzerinde durmamız gerekir. Bir, Taha Abdurrahman'ın akıl düşmanlığı. Bütün eserlerinde inanılmaz derecede bir akıl düşmanlığı var. Bunu kavramlar üzerinden, o aklın çeşitlerini ele aldığı dini amel ve aklın yenilenmesi eserinden hareketle ileride detaylıca ele alacağım. Orada göreceğiz inşallah. Şimdi burada inanılmaz bir akıl karşıtlığı var.
aklı önce kendi dünyasında Batı aklı olarak konumlandırıyor ve tamamen bizim kendi dünyamızın, geleneğimizin Cabiri'de gördüğümüz bir akılla ilişkisinden yoksun. Çağımızın seküler, maddeci, materyalist, pozitivist rasyonalitesini esas alıyor ve bunu bütünüyle şerri mutlaka irca ediyor. Hiçbir hayrı yokmuşçasına aklı zararlı bir unsur haline koyuyor tam anlamıyla. Ve dolayısıyla aklı insanın mümeyyiz vasfı. Mantıktaki ifadesiyle faslı karibi fasıl olarak onu diğer türlerden ayırt eden, diğer canlı türlerinden ayırt eden mantıkçı ve felsefecilerin kabul ettiği akıl özelliğini reddederek hayvanlarda da bir tür aklın bulunduğundan hareketle eğer insanı hayvandan ayırt edeceksek bunun faslı mümeyyizi ayırt edici özelliği akıl değil ahlaktır diyor. Burada detaylı bir biçimde inşallah birazdan üzerinde duracağım. Taha Abdurrahman'ın insanı tanımlarken, buraya yazalım, insanı tanımlarken neden hayvanla ilişkilendirerek tanımladığı sorusunun cevabını veremediğini, hatta böyle bir sorunun hiç farkında olmadığını söylemeliyim. Çünkü insanı akıl üzerinden değil, insanı ahlak üzerinden tanımlamak istediğinde insan akıllı canlı değil, ahlaklı canlıdır diye tanımlayarak sözüm ona insanı ahlak zemini üzerinde tanımlayarak yeni bir insan inşası diye lanse edilen yeni bir modern insan inşası projesi olarak sunulan ve ahlak zemininde bir insan tanımlaması olarak ifade edilen yaklaşımının daha en başından kurgulanış biçimi, felsefi zemini ve mantıksal altyapısı tamamen sorumludur. Bir filozof ve mantıkçı olarak zat-ı alileri nasıl böyle bir sorunu fark edemedi? Merak içindeyim. Bir gün karşılaşırsak bunu kendisiyle de müzakere etmek ve konuşmayı çok isterim. Bunu nasıl gözden kaçırıyorsunuz? Çünkü bir, bunları konuşalım. Buradan hareket edelim. A diyelim hatta bir var. A, hayvan aklı ile, onun tabiriyle, ihtiyaçlarını görecek kadar
a priori onlara verilmiş, verili bir tırnak içinde insan zekasıyla, insan aklıyla benzerlik arz eden davranışlarından hareket ederek, hayvandaki akılla insandaki aklı bir kıyas konusu yapmak, ne bir felsefecinin ne de bir mantıkçının yapacağı bir hatadır bu. Nasıl böyle bir kıyaslamaya gidebilirsiniz? İnsan aklıyla hayvan aklının böyle bir karşılaştırılmasını nasıl yapabilirsiniz? Hayvanlar zaruri ihtiyaçlarını görebilmek için, birazdan fıtrat ayetini okuyacağız, göreceğiz. Yaradan'ın onların fıtratlarına koyduğu ve bizim tırnak içinde diyorum yine, akıl olarak, akli davranışlar olarak görebileceğimiz ya da isimlendirebileceğimiz davranışları var diye, hayvanların insanlardaki akıl gibi bir yetiye sahip olduklarını nasıl söyleyebiliriz? A, hayvan aklı ile insan aklını karşılaştırmak hem felsefi manada hem de mantıksal manada hatadır. Böyle bir hataya geçmişte düşen birini de görmek hemen hemen çok zordur. Böyle bir şey olmaz. Yani bu karşılaştırılabilir bir şey değildir. Bundan sarf-ı nazar ediyorum. Bunu hadi tolere edelim. Tolere edebiliriz diyelim. İki, en büyük problem. Buraya yazıyorum. İki, en büyük problem Taha Abdurrahman'ın yaklaşımında ve okuduğumuz paragrafta ve kitabın tamamında da bu, hemen hemen eserlerinin çoğunda bunu işliyor zaten. En büyük problem insanı ahlak üzerinden tanımlarken hayvandan ayırt eden sınır diye benim fasl dediğim mantıktaki fasl olarak sınır diye belirlediği yaklaşımı tamamen savunulabilir bir yaklaşım. Hiçbir biçimde bunu felsefi, mantıki, ahlaki, dini savunamazsınız. Hiçbir biçimde savunulabilir bir tarafı yoktur. Neden? Çünkü hayvan ahlaki ölçüler içinde değerlendirilmeye müsait bir canlı türü değildir. Değillerdir. Hiçbirisi. Zira sevgili öğrencilerim ve değerli izleyenler, zira ahlak üzerine söz söylemiş antik Yunan'dan günümüze kadar ne kadar filozof varsa bunların hemen hemen ortak paydası ahlak felsefesinde İnsan ile ilgili bir kavramdır, doğrudur. Ama insan ile ilgili bir kavram olmasının ve insanın ahlaklı bir canlı türü, eylemlerinin ahlaki sonuçları doğuracak bir canlı türü olmasının nedeni, hayvanların Taha Abdurrahman'ın ifadesiyle ahlaksız olmalarından değil, insanın mükellef olmasıyla ilgilidir. Ki kendisinin Ruhu Din eserinde bir türlü girmek isteyip de giremediği
Az sonra vaktimiz müsait olursa üzerinde duracağım. Bir paragraf daha okuyacağız. Bir türlü ele alamadığı, insanın onun kendi ifadesiyle ilahi sözleşme diye tırnak içinde belirttiği, insanla yaradan arasındaki kutsal misak, sözleşme dediği şey, bu insanın davranışlarının dünyevi ve uhrevi sonuçlarının oluşudur. Ve insan dünyevi ve uhrevi sonuçları olan davranışların sahibi canlı olduğunda ahlak devreye girer. Ahlak söz konusu olur. Ve insan dünyevi ve uhrevi davranışlarının sonuçlarının olması için de insanı önceleyen şey onun aklıdır. İnsan akıl sahibi bir varlık olduğu için davranışlarının sonuçları vardır. Kendisinin de paragrafında belirttiği gibi, buyurdukları gibi, iyi ve kötü, hatta sınırlandırılmamış ölçüde iyi, sınırlandırılmamış ölçüde kötü arasında, bu iki uç arasında savrulabilme yeteneğini sağlayan, buna imkan veren akıl, davranışlarının iyiliğinin ve kötülüğünün farkında olabilmeyi mümkün kılan yetimiz olan akıl, bu farkındalığıyla birlikte ahlak ile buluşur. Onun için temel ahlak değil, temel akıldır. Zat-ı âlilerinin yaptığı gibi akla düşman olarak, onu yatsıyarak, küçümseyerek, önemsizleştirerek, ahlak zemininde ben yeni bir insan inşa ediyorum diyemezsiniz ve başarılı olamazsınız. Çünkü zemininizin cevheri akıldır. Şöyle söyleyelim, kendilerinin ifadesiyle belirtmek istiyorum. Şöyle bir zeminde ben bir insan inşa edeceğim diyor. Bu zemin ahlaktır diyor. Onun üzerinde bir insan inşa edeceğim diyor. İnsan. Fakat bu zeminin zemini akıldır. Çünkü akıl olmadığında bir ahlaktan söz edemeyiz. İnsan ahlaklı bir varlıktır tanımımız. Felsefi ve mantıki olarak geçerli olabilmesinin imkanı akıldan geçmektedir. Ehemmiyetine binaen bir kez daha tekrar etmek istiyorum izninizle. İnsan eylemlerinden hem dünyevi hem de uhrevi olarak sonuçları itibariyle sorumlu bir varlıktır. İnsan sorumlu bir varlık. Davranışlarının dünyada da ahirette de sonuçları itibariyle hesaba çekilen, davranışının hesabını vermesi kendisinden istenen bir varlıktır. Tüm hukuk sistemlerinde, dini, ladini, bütün hukuk sistemlerinde ceza ehliyeti, teklif ve sorumluluk ehliyeti akıl sayesindedir. İnsan akıl sahibi olduğu için mükelleftir. İnsan sorumlu, yani mükellef, akıl sahibi olduğu için mükelleftir.
mükellef olduğu için ahlak devreye girer. Ahlak teklifle ilgili bir şeydir. İyi ve kötü sorumlulukla ortaya çıkan bir şeydir. Dolayısıyla sorumlu olmanın, teklifin, teklif ehliyetinin, ceza ehliyetinin, mükafat ehliyetinin ana zemini akıldır. Ve akıl olduğunda, Kur'an ey akıl sahipleri diye seslendiğinde bunu zaten söyler. Akıl olduğunda ancak bir de ahlaktan söz edebiliriz. Şimdi gelelim tekrar şu şıkka. Hayvan aklına ve ahlakın insan ile hayvanı birbirinden ayırt ettiği mantıksal hataya. Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsiniz? Hayvanlar mükellef mi ki onlar için bir ahlak söz konusu olsun? Aslan ceylanı öldürdü. Yiyecek, çocuklarına yiyecek yapacak ya da bütün canlılar da bunu görüyoruz. Şimdi bu davranışı ahlaki olarak yorumlayabilir miyiz? Bunu iyi ya da kötü kategorisinde değerlendirebilir miyiz? Aslan ya da kaplan ceylanı yakalamak için bizim tırnak içinde yine akıl tezahürleri olarak değerlendirebileceğimiz pusuya yatmasını, gözlemlemesini, saldırı anını belirlemesini, hatta zaman zaman çembere almalarını vesairesini bir avlanma taktiği olarak değerlendirebileceğimiz davranışlarının olmasını akıl olarak mı yorumlamalıyız? İnsandaki akıl yetisi böyle bir yeti midir? Ve sonra hayvanların davranışlarını ahlaki olarak değerlendirebilir miyiz? Hayır. Kesinlikle hayır. O halde nasıl insanı hayvandan ayıran temel özellik akıl değil, ahlaktır diye bir efendim tanımda bulunabilirsiniz. Tabii konunun mantık boyutuna mantık derslerimizde gireceğiz. El insanu hayvanun natıkunda natık, nutk konuşmaktır, dildir. Bunun zeka ile akılla ilişkisi, neden bu kelimeler kullanılmış, bunun logosla ilgisini, nousla olan ilgisini bir ölçüde Cabiri derslerinde konuştuk ama asıl bunları mantık derslerimizde konuşacağız inşallah. Peki şimdi tekrar zat-ı alilerine soruyorum. Ahlakı vurgulamak istiyorsunuz. Anlıyorum. Ahlakı ön plana çıkarmayı istiyorsunuz. Takdir ediyorum. Ama bunun yolu bizi biz yapan ve sizin de bizim de arzuladığımız o ahlaklı insanı inşa etmemizi mümkün kılacak olan o aklı bu derecede dışlayarak, olumsuzlayarak, ademe mahkum ederek, adeta şerr-i mutlakın kucağına atarak bunu yapamazsınız. Eğer biz çağımızın ihtiyaç duyduğu insanı ahlak zemininde, bu zeminde yeniden tanımlayacak ve Veil bin Hallak'ın ifadesiyle yeni bir insan inşa edeceksek, bu yeni insanın
akıl yetisini en başından bugüne, bugünden de kıyamete kadar ondan hiç ayrılmayan hasayı mahsusası, faslı mümeyyiz ve mufariki olan akıl yetisini dikkate almak, önem ve ehemmiyetini vurgulamak zorundayız. Batı aydınlanması aklı hatalı kullanmış olabilir. Geldikleri noktada bunun bedellerini ödüyor olabilirler. Bunun hesabını yine kendileri kendilerine soruyor zaten. Aklı kutsayanlar da, Akla Veda kitabını yazanlar da, değil mi? Feuerbach, Akla Veda'yı boşuna yazmıyor. Kendi kültürleri içinde bunun hesabını birbirlerine soruyorlar zaten. Sorun bizim kendi dünyamızda, Cabir'in yaptığı gibi geleneksel aklımızın ve bugün sahip olduğumuzun aklın şifrelerini çözerek, onu analiz ederek, kritik ederek, nasıl bir akıl olduğu üzerinden konuya yaklaşarak meseleyi ele almazsak buradan bir yere varamayız. Bu itibarla insan ahlaklı bir varlıktır, canlıdır. Tanımı hatalıdır. Çünkü şuraya yazmama müsaade edin. Ahlaklıdır cümlesi özellikle Türkçe'de olumludur. Oysa ahlak felsefesinde hulk, huluk, ahlak, mizaç, seciye, bunlar nötr kavramlardır ve artısıyla eksisiyle insani davranışların tamamının adıdır. Onun için ahlak, insan ahlaklı varlıktır dediğimiz zaman iyi varlıktır demiş olmuyoruz. Kötü varlıkta demiş olmuyoruz. İnsan ahlaklı varlıktır dediğimiz zaman insan davranışlarının sonucundan dünyada ve ukvada sorumlu varlıktır demektir. Ve burada ahlaklılık bir sorumluluğa tekabül eder. Ha, iyi davranışlar var, kötü davranışlar var ve bunlar da görecelidir ahlak felsefesinde ki zat-ı alileri bunu çok çok iyi bildiği kanaatindeyim. Göreceli bir kavram. Neyin iyi, neyin kötü olduğu, neyin ahlakan iyi, neyin ahlakan kötü olduğu konusu kültürel muvazaa ile ilgili daha çok bir şeydir. Bir de dinlerin tabii buradaki rolünde dikkate almamız gerekir. Konumuz bu olmadığı için de oraya girmiyorum zaten. Ama burada bizim netleştirmek istediğim, okuduğum bir paragrafta ne kadar ciddi bir problemin, sorunun, mantıki ve felsefi anlamda bir sorunun olduğunu sizlerle paylaşabilmek amacıyla bunları arz ediyorum. Böyle tanımlayamazsınız insanı. Çünkü ahlak dediğiniz anda onu önceleyen, o ahlakı mümkün kılan, yani şöyle söyleyelim, ontolojik anlamda ahlakı mümkün kılan şey akıldır. Epistemolojik anlamda da akıldır.
Çünkü Yüce Yaradan bizi davranışlarımızın ahlaki sonuçlarından sorumlu tutabilmek için bize bir akıl yetisi vermiştir. Vermeseydi zaten böyle bir şeyden sorumlu olmazdık. Nitekim, tırnak içinde söylüyorum, deli muamelesi gören ve akli problemleri olduğuna hükmedilen insanların davranışlarından hukuken ve ahlaken sorumlulukları var mıdır? Hayır. Neden yoktur? Çünkü akli yetilerinde denge kaybolmuştur. Onun için akli selim, dengeli akıldan söz ediyoruz. Ceza ehliyetinden, teklif ehliyetinden söz ettik. Öyleyse bir ontolojik ve epistemolojik anlamda ahlaktan söz edeceksek her iki durumda hem epistemolojik hem de ontolojik olarak ahlakı önceleyen şey akıldır. Yani akıldan söz etmeden ahlaktan söz edemeyiz. Şimdi bu durumda değerli üstadın, Allah hayırlı, bereketli, uzun ömürler versin ve İslam dünyası bu ölçüde böyle büyük düşünürlerin, mütefekkirlerin uzun ömürlü olmasına ve sayılarının çok olmasına şiddetle ihtiyacı var. Yüce Mevla'dan bunu diliyoruz. İşte onlar sayesinde bunları konuşabilme imkanımız oluyor ve zihinlerimiz netleşecek, durulacak. Birileri benim konuşmamı masaya yatıracak, yazılarımı yatıracak, o öbürünü derken buralardan bir aydınlanma, buralardan bir ilmi ve insani anlamda olgunlaşma inşallah çıkacak. Konuşmamın bu bölümünde ısrarla üzerinde durduğum husus, bu daha bir başlangıç konuşmasıydı, bir eleştiri birdi. Buradaki eleştiri de tahkik manasında kullandığımı söyledim giriş konuşmamda. Dolayısıyla sevgili izleyenler, insanın ahlaki varlık oluşuna ilişkin vurgusunda aklı öteleyen, değersizleştiren, sanki olumsuz bir şerri mutlakmış gibi konumlandıran perspektifin sağlıklı bir perspektif olmadığını ifade etmek istiyorum. Şimdi burada çok önemli bu Rum suresi 30. surenin 30. ayeti. Çok önemli. Birazdan üzerinde duracağım. İzninizle yorulduğunuzu biliyorum ama bu konu bütünlüğü olması bakımından dinin ruhu çalışmasında son derece önemli olan bir metnini de sizinle paylaşmak istiyorum. Onu da şöyle kısaca hemen okuyalım. Buradaki bazı vurgularını belirledikten sonra ayete ve burada temel faktör ne? Taha Abdurrahman üstadın gözünden kaçan husus ne? Ona naçizane dikkatinizi çekmek istiyorum. Diyor ki, günümüzdeki insanın durumunu ne zaman etraflıca düşünsem ve konuyla ilgili derinlemesine kafa yorsam, İnsandan daha unutkan bir varlığın olmadığı, buraya dikkat edin lütfen, kanaatim daha da kökleşir. Bu doğrultuda insanı tarif etmek bana bırakılsaydı, ben onu unuttuğunu unutan varlık şeklinde tanımlardım. Bu cehli mürekkep ve benziyor. Yani sadece unutmuyor, unuttuğunu da unutuyor. Bunun üzerinde duracağım birazdan. İnsan kelimesinin işte türediği nisyanla ilişkisini kuruyor efendim. Ve
Gerçekte unutmaması gereken diye şuradaki paragrafı okuyorum. Ona unutturacak bir ünsiyet olduğu kanaatindeyim diyor. Çünkü insan yaratma ve rızık verme bakımından gerçekte hiçbir gücünün olmadığını, ona hatırlatan ne varsa bunları unutur, üst üste karanlıklar içinde olduğunu, daha başında yokluğun karanlığında ve nihayetinde hislerinin karanlığında olduğunu unutur. Bedeninin hiçbir zerresini, ruhunun hiçbir esintisinin kendisinin yaratmamış olduğunu unutur. Her biri yek diğerinden daha ağır yoksunluklar içerisinde olduğunu, daha başlangıçta ışıktan yoksunken nihayetinde bilgiden yoksunluğunu unutur. Gözüne görmesini, kulağına işitmesini ve diline konuşmasını kendisinin vermediğini unutur. Aslında insan bunun gerisinde ve ötesinde ne varsa unutur. Ben de yazmışım altına, unutuyor mu, unutturuluyor mu diye. Şimdi asıl meseleye geldik. Yorulduğunuzu biliyorum ama çok önemli bir şey. Yere geldik ama. Bundan sonraki yapacağım Taha Abdurrahman üzerine eleştiriler konuşmamın bir zemini de olması bakımından bu sohbetimiz. Az önce Ahlak Sorunsalı kitabından alıntıladığım paragrafı ahlak, hayvan, insan ilişkisi üzerinden değerlendirdik ve orada vurguladığım şey şuydu. Taha Abdurrahman'ın bir akla olan ön yargısı ve olumsuz bakış açısı, yani modern akıl diyelim buna, günümüzdeki akıl. Ama neden aklı ona indirgiyor? Bunları ileride akıl üzerine yaptığımız konuşmalarda daha çok inşallah duracağız. Akla olan olumsuz yaklaşımı. Bu ciddi bir sorundu. İki, insana olan olumsuz yaklaşımı. Şimdi ben gerçekten akademik hayatım boyunca okurken, iyi kötü yazarken, çizerken hayret ettiğim bir husus var sevgili izleyenler. O da şu. Geleneğimizde, bu bizim Cabir'i okumalarında da bunların üzerinde detaylıca duracağız. Geleneğimizde hala bunun sırrını çözebilmiş değilim. İnsanı, aklı Tanrı'nın karşıtı olarak konumlamak gibi son derece hatalı bir konumlandırma var. Şöyle yazalım. Allah Celle Celaluhu burada, onun da opozit karşıtında insan ve akıl var. Bunlar birbirlerinin hasmıymış gibi konumlandırmışız. Fesübhanallah. Yani inanılmaz derecede hayret ediyorum. Bu büyük zekaların, dehaların nasıl böyle bir kör noktalarının olabildiğini hala çözebilmiş değilim. Ya Allah aşkına, insan ve akıl dediğiniz bu varlıklar kimin ürünü? Sanatkarı kim? Tasarımcısı kim? Ey sevgili üstadım Taha Abdurrahman, unutur, unutur, unutur diyorsun da onu unutkan yaratan kim? Biz mi beğendik bu kabiliyetlerimizi? Seçtik. Biz mi dedik bir akıl koy başımıza? Biz mi dedik bizi ahlaklı ve davranışlarımızdan sorumlu yap diye?
Hangisi bizim talebimiz? Duyularımızın kusuru mu? Aklımızın sınırı mı? Ne bizim talebimiz? Varoluşumuzun hangi unsuru bizim projemiz? Ve bizi bununla mahcup ediyor, utandıracak şekilde değerlendiriyorsunuz. Akıl zararlı olabiliyorsa faydalı da olabiliyor tabii. İnsan unutuyorsa unutmaya da biliyor tabii. Vefasız insan da var, vefalı da var. Melek insan da var, şeytan insan da var. İnsan yok. Bunların karşılıklı değerlendirilmeleri söz konusu. Öyleyse şimdi sevgili üstadım, kimin aleyhinde konuşuyorsun? Neye dayanarak konuşuyorsun? Unutan kim? Unutturan kim? Unutulan ne? Mutasavvuf ve sufi dünyanın içinden seslenmeye çalışan biri olarak, İrfan penceresinden bakalım. Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsiniz? İnsan zaten unutmak ve dahi unutmamak. Kötü olmak ve dahi iyi olmak gibi zıt kutuplardaki seçeneklerin sınırsız olasılığı içindeki davranışlardan herhangi birilerini icra etmek üzere var edilmiş bir varlık. Var edenin amacını gerçekleştiriyor insan. Unuttuğunda da, unutmadığında da, iyi olduğunda da, kötü olduğunda da. Kimi kınıyorsunuz? Bakın ne diyor ayet. Gerçek bir hanif olarak, bunun üzerinde ileride duracağız inşallah, haniflik konusunda yazılarım da var. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينِ حَن۪يفًا. Muvahhid, Cenab-ı Hakk'a, onun varlığa, birliğe dair tüm tecellilerini kapsayan anlamda hanif, yönel diyor peygambere. Yüzünü çevir, yönelmektir. Yönelmek çok önemli bu. Bunların üzerinde duracak, keşke çok fazla vaktimiz olsaydı dururduk ama yorulduğunuz için çok uzatmayacağım. Yönelmektir. Yönelmek fark etmektir. Görmektir. İdraktir. Yöneliyoruz. Yönelmek, görmenin ve fark etmenin olmazsa olmazıdır. Çünkü yöneldiğimiz tarafı görürüz. Allah bizi arkamızı da görebilecek şekilde yaratabilirdi. 360 derece görüyor olabilirdik. Hayır. Yöneldiğimiz yeri görebilmeye göre yaratmış ki görebilmeyelim de aynı zamanda. Görebilme yetisine sahip olmak demek, görememeye de sahip olmak demektir. Onun için ahlaklı varlıklarız. Ahlaki sorumluluğu olan varlıklarız daha doğrusu. Onun için unutabilen varlıklarız, unutmayan da varlıklarız. Onun için Kur'an zikirdir, hatırlatmak için gelir, hatırlatır.
bize. Unutabilme özelliğimiz olmasaydı neyi hatırlatacaktı? Diyor ki, yönel, birleyen olarak, kesreti, dağınıklığı, çokluğu, zıtlığı, bakışını bulandırmaktan, görüşünü puslu hale getirmekten çıkar, netleştir, birleştir, tevhid et, kesrette vahdeti gör, dağınıklığın arkasındaki düzeni fark et. Fark edeceğin şey Allah'ın yaratmasıdır diyor Fıtrat Allah. Neyi göreceğiz? Allah'ın yaratma programını, fıtrat bir programdır. Bakın, fıtrat bir programdır. Bir projedir, bir tasarımdır. Değerli üstadımın örtük biçimde fark etmeden itiraz ettiği şey bu. Eleştirdiği. Farkına varmadan, elbette farkında olmadan bunu söylüyor. İnsanı eleştiriyorum sanarken insanın sahibini eleştiriyor. Sözler nereye gidiyor? Arşa. Evet. Arşı sallıyor. İnsanı incitmiyor. Arşı sallıyor. Çünkü bizim kalbimiz arşa bağlı. Onu sallarsanız arşı da sallamış olursunuz. Nereye yönelecekmişiz? İlahi yaratılış programına. Öyle bir program ki elleti fataran nase aleyha, insanı da bu programa göre yarattı. İnsan da bu programdan hariç değil. Yani tüm yaratılış, kesret, varlık onun bir program ve projesidir. İnsan da bu projeye uygundur. Değerli üstadım, kime kızıyorsun? Bana unutuyorsun diye kızma. Ben unutmalıyım ki hatırlamayı bile bileyim. Unuttuğumu da unutabilmeliyim ki yani nisyanı mutlakı bilebilmeliyim ki fenayı mutlaka yükselebileyim. Evet. Fena fillaha çıkabilmenin merdiven basamaklarıdır bunlar. Ve la tebdile li halkillah. Peki Allah'ın programı değişebilir mi? Hayır. Peki siz nasıl bir proje öneriyorsunuz? Yeni insan projeniz ne? Allah'ın yaratma programını değiştirmeyi mi hedefliyorsunuz? Neyi hedefliyorsunuz? İnsandan şikayetlenerek insan inşa edebilir misiniz? Akıldan şikayet ederek aklı ihya edebilir misiniz? Neyi değiştirmeye çalışıyoruz? İnsan hep bu insan olarak var olacaktır. Proje bu çünkü. Yaradan'ın muradı bu. Dini hanif bu. Bakın, zaliket dinul kayyim. Bu Allah'ın değişmez ve sabit projesi
din bir gidişat, bir yol, bir menheç, bir şirat, şiraten minhacen ise ki öyledir, o zaman tüm varlığın varoluşsal programı sabittir. Bu değişmez. Öyleyse bu sabit programın sabitliğine dokunulmaksızın ürettiğiniz projeler bu ilahi projeye, fıtratallaha ve halkillah. Bakın halkillah, tebdile li halkillah. Fıtratallah, halkillah. Bunlar ontolojik sabitlerdir. Onun için biz nasıl olur da Yüce Yaradan'ın yarattıklarını bu manada eleştirebiliriz? Şöyle söyleyeyim. Bugün elinizde bir imkan olsa, bir sihirli değneğiniz olsa, bir dokundunuz, yeryüzünde yaşayan 8 milyara yakın tüm insanların hepsi, akıl bali olmayanlar da dahil olsunlar buna, bugün doğanlar da dahil olsun, hepsini çok karakterli, insanı kamil yaptık diyelim, değil mi? En fazla yarın doğacaklara kadar sürer bu. Yarın yeni doğanlar hem melek olmaya hem de insan olmaya aday olarak doğacaktır. Program bu. Yüce Yaratan böyle yaratmış. Evet. Ve son nefesimize kadar her an melek ve her an şeytan olmaya müsait olarak yaşayacağız. Ve insanı kamil olmak böyle bir şeydir. Bütün mutasavvıflarımız da bunu söylüyor zaten. Değil mi? İnsanı kamil olmak, bütün kötülüklerden soyutlanmak değildir. İnsanı kamil olmak, pür iyi olmak değildir. İnsanı kamil olmak, kötülüğün, kötü olmanın ne olduğunun farkında olmaktır. Keza iyiliğin ve iyi olmanın ne demek olduğunu da farkında olmaktır ve akıl sayesinde ahlaklı bir tercih yaparak iyi olanı iradesiyle seçmek, tercih etmek ve iyi olanda sebat edip direnmeyi sürdürmektir. İnsanı kamil olmak. Bir direniş sürecidir insanı kamillik. Bir direnme sürecidir. Bir olmuşluk süreci değildir. Ermişlik değildir. Ki yanlış anlaşılan ermişlik, ermek, ermişlik bir son durağa gelmek değildir. Menzilde olmaktır. Yolda olmaktır. Menzil kelimesinde yanlış anlamayalım lütfen. Yol manasına, konak anlamında kullanıyorum. Onun için insanı kötüleyen, insandan şikayet eden yaklaşımı sorunludur. Oysa ahlak zemininde yeni bir insan inşa edebilmemiz için bu Rum suresinin 30. ayetinde Cenab-ı Hakk'ın Yüce Mevla'nın bize tembih buyurduğu,
son derece önemli bu mesajında. Bakın hemen arkasından ne diyor, bakın dikkat buyurunuz. Velakinne ektharan nas, ancak insanların çoğu la ya'lemun, bunun farkında değiller. Bakın şimdi asıl nereye geldik? İnsanların çoğu bunun farkında değil. Ya'lemun, bilmek, bilgi bir farktır, fark etmektir, farkındalıktır. Niye bilmezler, farkında değiller? Çünkü yönelmiyorlar. İnsan yönelmediği şeyi nasıl fark edebilir? Fıtrata bakmıyor, yönelmiyor. Görmesi gerekeni görmüyor. Peki, dikkat buyurunuz şimdi. İbn Arabi'nin tabi Futuhat-ı Gayb'ında da başta olmak üzere Fususul-i Kemin'de, Futuhat-ı Gayb'de, Tecelliyat-ı İlahiyesinde, Enfas-ı Rabbaniyesinde o kadar çok sevdiğim bir yorumu vardır. Leyse kemislihi şey'un fil ardı ve la fis sema ve huves semiul alim ayetinden hareketle, basirdi pardon, semiul basir. Der ki Allah tenzihiyle teşbihini birlikte veriyor. Tenzihiyle teşbihini. Önce tenzih yapıyor, onun benzeri yoktur diyor. Sonra semi ve basir deyince, semi basirin benzerleri vardır. Tenzihi ve teşbihi birlikte verir. Fıtrattır bu. İşte. Niye insanların çoğu bilmiyor? Çünkü insanlar yönelmedikleri şeyi bilmemek üzere yaratılmışlardır. Ondan fıtratları böyledir. Biz bu ayetleri okuyunca olumsuzmuş gibi algılıyoruz. Hiç öyle değil. Fıtrattır bu. Yani çoğu insan yönelmediği şeyi bilmez, ilgilenmez, fark etmez. Peki bu bize neyi söylüyor? Üstadım Taha Abdurrahman gibi yönelebilmişlerin, fark edebilmişlerin, görebilmişlerin, aydınlanabilmişlerin bu ekseri nası insanların, burada da kemiyet, keyfiyet açısından baktığımızda bu çokluğa takılmamak lazım, nicelik, nitelik açısından. İşte onları da aydınlatma görevinin yine insan için fıtratta, programda, ilahi program insanı öyle bir programlamış ki, sevgili izleyenler, öyle bir programlamış ki şunların hepsi insan olsun. Niye birlikteyiz? Niye bizi birlikte yarattı? İşte bu yeni insan. Aklıyla ahlakının güzelliklerini buluşturabilmeyi başarmış yeni insan. Bunu başaramamış insanlara örnek olsun diye. Yaşam, hayat bir örnekliktir. Onun için sevgili peygamberimiz Üsve-i Hasene olarak, güzel örnek olarak bize sunulur değil mi? Kur'an'da Ashab suresinde. Ne güzel örnektir. Niye? Çünkü insanı kamilin görevi örnek olmaktır. Bu örnek olacak. Görev bu kadar. Öbürü ona bakacak, onu örnek alacak. Bu. İslam dünyasının aydınlanması, ihyası, gelişmesi böyle çok karmaşık projeler üreterek vesaireye gerek yok. Bunu Cabir'i okumalarında inşallah üzerinde duracağız. Bunları konuşacağız. Taha Abdurrahman eleştirileri ve kritiği
konuşmalarımda da bunların üzerinde inşallah durmaya çalışacağım. Örnek olalım. Ben sınıflarda öğrencilerimle konuşurken onlara da bunu söylüyorum. Öyle yüksek perdeden konuşmaya gerek yok arkadaşlar. Ben Allah'ı ispat ederim de Kur'an'ın mucize olduğunu şöyle yaparım da peygamberimizin peygamberliğini şöyle anlatırım da böyle anlatırım da. Hiç uğraşma. Hiç zahmet buyurma. Hiç uğraşma. Ben şu senin o ispat etmek istediğin Allah var ya, peygamberliğini ispat etmek istediğin Hazreti Muhammed yok mu? Evet. Allah'ın kelamı olduğunu 2x4 ederek anlatırım diyorsun ya, evet o Kur'an. O tam olarak nasıl bir insan var etmek istiyor? Seni bir göreyim ben, bana bir göster. De ki bak bu Yüce Mevla, bu da sevgili peygamberimiz, bu da Yüce Kitabımız. Ürünü de benim. Al bak. Ben şu bir ürünü göreyim ya. Şu ürünü bana bir göster. Ben bu ürüne hayran olayım. Sonra da o ürün gibi olmaya çalışayım. Ve o ürünü böyle güzelleştiren Allah'a inanıp, onun kitabını okuyup, onun peygamberine benzemeye çalışmanın gerekliliğini anlayayım. Güzel güzel ispat ediyorsun da, iyi çok güzel konuşuyorsun da maşallah. Seni görünce ben Müslümanlıktan vazgeçiyorum, onu ne yapalım? Davranışlarına bakınca, yaşadığın hayata, insanlığına baktığım zaman, neden ben de bununla aynı ortak paydayı paylaşıyorum? Neden o da insan, ben de insanım diye hafakanlar basıyorsa beni ne yapayım şimdi? Senin o ispatı vesaireyi. İhtiyacımız olan örnekliktir. Yazacaklarımızın, konuşacaklarımızın, projelerimizin, İnsanlığın ihtiyaç duyduğu, muhtaç olduğu bu örneklikleri yetiştirmeli ve insanlar bu örnekleri görmelidir. Onun için konunun öyle çok epistemolojik vesaire tahlilleri, detaylarıyla bir tezgah kurup, fabrika kurup yeni insan üretmek gibi bir projesi yok bu işin. Allah öyle murad etmemiş zaten kurban olduğum cemaat. Ne yapıyor? Yaratmış, gönderiyor. Fıtratım, yaratmam, projem değişmez diyor. La tebdile li halkillah, zaliket dinul kayyim. Zaten gerçek, hakiki din de budur. Benim projemdir. Bu proje içinde olmak zorundasınız diyor. Bu projeye yönelirsen fe'akim ve çeke, hepimize söylüyor tek tek, yönelirseniz ve projemi ve yaratmadaki amacımı, hikmetimi koydum, işaretleri, alametleri görebilirseniz, yönelirseniz görürsünüz. Onlar size kendini gösterir zaten. Öyle yarattım ben. Görürsünüz. Dikkatinizi çeker. O zaman da İyi insan olursunuz. Hadi buyurun diyor Cenab-ı Hak. Çok fazla uzun konuştuğumun farkındayım. Ben lütfen hoş görün. Bundan sonra kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Peki ne söyledim tam olarak? İki cümleyle toparlamama izin veriniz lütfen. Bir, özellikle Veil bin Hallak'ın Taha Abdurrahman üzerine yapmış olduğu çok değerli değerlendirme kitabından, onun içinde sayfalarca, bölüm bölüm kitabın sonuna kadar Cabiri eleştirilerine karşı onun
projesinin böyle bir eleştiriyi bu üslupla hak etmediğini söylemek için onu söylemeliydim. Bu benim boynumun borcudur. Çünkü çeyrek yüzyıla yakın Cabir üzerine ömür vermiş birisi olarak bunu yapmalıydım. İki, Cenab-ı Hak tekrar ediyorum, hayırlı uzun ömür versin. Bereketli çalışmalarını hepimizin istifade etmesi için kendisinden bekliyoruz. Taha Abdurrahman'ın bir felsefeci ve mantıkçı olarak, bir İslam mütefekkiri olarak düşüncelerindeki müphemliği, muğlaklığı, özellikle epistemolojik anlamda sorunları ve problemleri kendi kitabında, kendi satırları üzerinden örneklemek istedim. Ve bunun için de bir akla karşı yapmış olduğu hatalı yaklaşımı nedeniyle insan-hayvan karşılaştırmasındaki probleme dikkatinizi çektim. Son olarak da insanın fıtratına, yaratılışına, Yüce Yaradan'ın insanın fıtratına, onun insanı kamil olması için zorunlu ve gerekli olan yaratılış halkıyla donanımına örtük bir itiraz olduğunun altını çizdiğim Ruhuddin kitabındaki insanın unutkanlığına ilişkin yaptığı vurgulardaki sorunlara dikkat çekmeye çalıştım. İnsanın, aklın ve ahlaklı olmanın ne demek olduğuna ilişkin yaptığım bu analizin, umut ediyorum ki Taha Abdurrahman okuyucularının ve Taha Abdurrahman'ı yakından tanıyan izleyicilerimizin düşüncelerine ve tefekkürlerine bir nebze de olsa katkı sağlayacaktır. Umudundayım. Sürçülisan etmişsem hoşgörünüzü, affınızı bekliyorum. İnsan üzerinden konuştuk ya efendim, hatalar ve kusurlarımızla insan olmayı öğreniyoruz. İnsan olmak böyle bir şey. Onun için bu yapmış olduğum değerlendirmelerin hiçbirisi çok değerli büyüğümüz, üstadımız, İslam dünyasının yetiştirdiği önemli bir isim olarak Taha Abdurrahman Beyefendinin zat-ı âlileri için bir tezif, bir tahkir, bir hafife alma anlamını zerre kadar içermez. Asla ve kat'a böyle bir şey içermiyor bu konuşma. Hiçbir biçimde, bilakis ona verilen bir önemi, eserlerine ve ifadelerine verilen bir değeri gösteriyor. Onun için bunca zamandır iki paragraf üzerinde bu kadar konuşmaya ve değerlendirme yapmaya çalıştım. Başta değerli üstadım Taha Abdurrahman olmak üzere siz değerli izleyenlerime ve sevgili öğrencilerime hayırlı akşamlar diliyorum. Tekrar buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz efendim. Sağlıkla, afiyetle kalınız.